Meltem. Bana bak bakayım. Lütfen. Bugün en değerli varlığımı, oğlumu kaybediyordum neredeyse. O korkuyu yaşadım. Ve bize bunu yaşatanlara lanet ettim. Seninle çok açık konuşacağım. Her neye ve kime inanıyorsan, Selim hayatını kaybetme noktasına geldikten sonra artık bize inanıp inanmaman umurumda bile değil. Çok ciddi söylüyorum. Kızım. Ama şımarık bir kız gibi davranma lüksüne de sahip değilsin. Bunu da bil istiyorum. Bütün bunlar size şımarıklık olarak mı geliyor? Benim hayatım söz konusu. Oğlumun hayatı söz konusu. Ve aptallıklarla harcanıyordu az kalsın. Hem bize, hem annene, babana sorumlulukların var. Sorumluluklarını bil. Ortada karıştırma. Canımız acımaz. Anneciğim hoş geldin. Kırgınım sana Meltem. Çok kırgınım. Niye bir şey söylemedin kızım? Anneciğim dedim ya, sizi telaşlandırmak istemedik. O kızın düğün günü yaptığı edepsizliği söylemiş olsaydım, işler bugün bu hale gelmezdi. Olacak şey değil. Annenin bilmesi lazımdı. Otur canım istersen. Otur. Boşanmayı bile dile getirmişsin. Böyle bir şeyi biz nasıl bilmeyiz? Selim'in bu duruma sessiz kalması, onun bu durumu kabul etmesi anlamına geliyordu ki biz bunu kabul edemeyiz kızım. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Zaten bir aile olduk. Şüphe uğruna hayatı kendine zehir etme. Böyle söylüyorum diye söylediklerini ciddiye almadığımı da düşünme sakın. Bu işle ben ilgileneceğim. Ben takip edeceğim. Sırf için rahat etsin diye. Tamam mı kızım? Bana bırak sen o kısmı. Mutlaka bana doğruyu anlatan birini bulacağım.